Herkese yeniden merhabalar, kanalıma Medine'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bir haftadır buralarda yoktum. Çok şükür bebeğimiz dünyaya geldi. Yazan, soran herkese çok teşekkür ediyorum. Çok şükür yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz. Bebek de iyi. O kadar çok yorum geldi ki videolarımın altına artık neredesin, bebek dünyaya geldi mi, nasılsınız, iyi misiniz diye. 1, 2, 3. Şu anda bebek uyurken ben de sizlere böyle kısa bir video hazırlamak istedim. Çünkü o kadar çok yazıyorsunuz ki Allah hepinizden razı olsun. Bana hiçbir şekilde gurbeti hissettirmediniz. Size en son attığım videodan sonra doktora kontrole gittik. Ve bizi alelacele hemen doğuma aldılar. Efendim. 1, 2, 3. Koş. 1, 2, 3 diyemiyor bu arada Halil. 1, 1, 1 deyip koşuyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda 1, 2, 3 de diyecek. Efendim. Hadi koş. Heh. Aferin. Bir öpücük at ablalara. Gel bir öpücük at ablalara. Anne. Gel gel. Anne. Hadi koş. 1, 2, 3. Artık Halil'le rahat rahat sarılabiliyoruz. Çünkü böyle hep korktuğum için uzaktan sarılıyordum. İşte hep böyle anneciğim dikkat et, anneciğim dikkat et diyordum. Gel. Böyle bebek uyurken sizlere kısa bir video hazırlamak istedim. Bizler iyiyiz çok şükür. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Bir haftada bizi özlediniz mi? Gel. Öpücük at ablalara. Böyle yap bak. Bu arada arkadaşlar o kadar çok yazan oldu ki abla ne zaman doğum yaptın, daha yeni söyledin vesaire diye. Ben aslında size daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Biz 9. ayda söylediğimiz için size böyle bir ay gibi geldi. Ama daha öncesindeki videolarımda sürekli işte karnımı saklıyordum ya da işte boydan hiç video atmıyordum. Hep böyle işte karnıma yastık falan koyuyordum. Biz böyle düşündük, böyle karar aldık. O yüzden bu şekilde sonradan söyledik yani. Çok şükür önemli olan bebeğimiz sağlıcakla geldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere biraz büyüdüğü zaman göstermeye çalışacağım. Çünkü o kadar çok Instagram üzerinden bebeği göster, bebeği ne zaman göstereceksin vesaire diye mesajlar geliyor. Ama anlayışınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok küçük, çok savunmasız. O yüzden Instagram üzerinden ya da YouTube üzerinden şimdilik böyle paylaşmayı düşünmüyoruz. Çünkü daha bir haftalık annelerimize, babalarımıza gönderdik videoları, resimleri. O şekilde inşallah ilerleyen günlerde de sizlerle tanışacak. Ama kime benziyor diye soruyorsunuz. Halil'in kopyası diyebilirim. Yani Halil'e bakın, aynısı Halil'in kopyası. Hatta bazen eşime diyorum ki böyle sanki Halil yeniden geldi falan, işte sürekli böyle kucağımızda vesaire. Hep böyle gözümün önüne Halil'in bebekliği geliyor. Tabii ki Halil'in yeri her zaman ayrı. O benim ilk göz ağrım. İlk anneliği tattığım, bütün duyguları zirvede yaşadığım bir bebekti gerçekten. Ve her şeyi Halil'de öğrendim. Şimdi böyle kendimizi bir tık daha tecrübeli hissediyoruz. Mesela eşime diyorum ki hani yorulmuyor muyuz yoksa alıştık mı, ya da işte hani uykuları vesaire artık nasıl hareket edeceğiz, ağladığında ne istediğini anlayabiliyoruz. Ama Halil'de tamamen sıfırdık, eşim de ben de sıfırdık ve hiçbir şey anlamıyorduk. Niye ağlıyor, işte niye vesaire, acıktı mı, altı mı kirli bilmiyoruz. Böyle ikimiz birbirimize bakıyorduk ama şimdi hemen böyle anlayabiliyoruz, ya da ağlayışından, ses tonundan. Elhamdülillah gerçekten ikinci bebek çok daha kolay oluyormuş yani. Tecrübe ettik, tecrübeyle sabit dedik yani. Rabbim isteyen bütün kardeşlerime nasip etsin. Çok güzel bir duygu gerçekten. Böyle sizlere de kısa bir videoyla haber vermek istedim. Şu anda bebeğimiz uyuyor babasının yanında. Ben de böyle sizlere kısa bir video hazırlamak istedim arkadaşlar. Ve artık bebeğimiz dünyaya geldiğine göre sizlerle bol bol böyle mutfakta vakit geçirmek istiyorum. Böyle bol bol tarifler vermek istiyorum. Bunun için de çok güzel bir kanal keşfettim. Mutfak Atlası kanalı. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Çok güzel tarifleri var. Şimdi ben de mutfağa geçip tariflerinden bir tanesini deneyeceğim. Sizlere de tavsiye ediyorum. Mutfak Atlası kanalının aşağıya linkini bırakacağım. Eğer siz de emek veren kadınlara yardım etmek isterseniz, destek olmak isterseniz kanala ücretsiz abone olabilirsiniz. Ben abone oldum ve çok severim. Takip ediyorum. Çok güzel pratik pastalar, börekler, poğaçalar, kurabiyeler yapıyor. Özellikle poğaça ve kurabiye tariflerine bayıldım. Şimdi mutfağa geçip yine tekrar bir tane daha yapacağım. Böyle bu aralar çok fazla iştahım açıldı diyebilirim. Sanırım 9 ay boyunca yiyemediğim her şeyi şu anda yemek istiyorum. Hatta eşime diyorum ki böyle hamilelik o kadar farklı bir duygu ki, yani bir ay canınızın istemediğini öteki ay isteyebiliyor. Zaten son videomda da söylemiştim. Böyle canım Nescafe'den böyle bayağı bir
kötü oluyordum ilk aylarda, birinci, ikinci, üçüncü aylarda. Son ay böyle canım Nescafe istemeye başladı. Böyle bir iki günde falan bir içiyordum yani. Sizlere de son videomda söylemiştim. Şimdi böyle çayın yanına çok güzel kurabiyeler ve poğaçalar yapacağım. Böyle hazır kanalı keşfetmişken sizlere de bahsetmek istedim. Mutfak Atlası kanalı. Sizler de YouTube üzerinden aratarak ya da aşağıya açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayarak abone olabilirsiniz ve videolarından faydalanabilirsiniz. Böyle faydalandığım kanalları, sevdiğim kanalları, samimi bulduğum kanalları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü biz de burada YouTube'da bir aile olduk ve ben ailemle, sevdiklerimle beğendiğim, mutlu olduğum şeyleri paylaşmayı çok seviyorum. O yüzden sizlere de bu kanalı tavsiye etmek istedim. Tarifi denediğimde tekrardan Instagram üzerinden de linkini paylaşırım arkadaşlar. Sizler de deneyebilirsiniz. Çünkü bu aralar biliyorsunuz koronadan dolayı evdeyiz. Biz zaten bebekle de evdeyiz. Çok fazla ikiye bölündü takipçilerim. 40 gün olmadan çıkmalısın. Bir şey olmaz. Bu batıl inanç diyenler var. Ya da işte 40 günü bekle, çıkma diyenler var. Ben de arada kaldım açıkçası. Bilmiyorum şu anda ne yapacağımı. Dünden önceki gün kontrole gittik. Bebeğimizin kontrolü vardı. Doktorumuz getirin bakalım demişti. Kontrole gittik ama böyle çok fazla dışarıda oyalanmadan 1-2 saat içinde döndük. Sadece hastaneye gidip geldik yani. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama sizlerin de fikirlerini almak istiyorum. Sizler lohusa kadın 40 gün önce sizce çıkabilir mi yoksa 40 gün evde durmalı mı bilmiyorum. Bir de bana şey diyorlar, iki çocukla işte nasıl baş ediyorsun, işte nasıl Instagram'la ilgileniyorsun, nasıl YouTube'la ilgileniyorsun vesaire. Eşimin her zaman bana söylediği bir cümle var. Neyle mutluysan, nasıl mutluysan o şekilde yaşa diyor. O yüzden ben sizlerle mutluyum. Sizlerle vakit geçirdiğim için kendimi mutlu hissediyorum, iyi hissediyorum. Bir de hiç böyle evde pijama moduna girmiyorum. Hep kendimi böyle güzel, şık tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden de ben mutlu olduğum zaman bebeğim de mutlu oluyor. Halil de mutlu oluyor. Eşim de mutlu oluyor. O yüzden nasıl mutluysanız öyle yaşayın. Mesela bana işte Instagram üzerinden sen lohusasın, işte hala story paylaşıyorsun, Instagram'ı bırak, telefonu bırak vesaire. Zaten Instagram'daki story 15 saniye. Yani 24 saat telefonda değiliz tabii ki. Bebeğimizle de ilgileniyoruz. Halil'le de ilgileniyoruz. Eşimle de ilgileniyorum. Ama aynı zamanda mutlu olduğum için sizlere de bir yarım saatimi, bir saatimi 24 saat içinde bir saatimi ayırmak beni rahatsız etmiyor. Aksine deşarj olup yeniden çocuklarımla, eşimle vakit geçiriyorum. Gerçekten hepinize tavsiye ederim. Kim ne demiş, kim ne yapmış asla takılmayın. Her zaman mutlu olduğunuz şeyi yapın. Ve işte annen gelemedi, işte aklı burada kalmıştır, üzülmüştür vesaire diye o kadar çok mesaj geliyor ki. Ve şu anda kendimi hani hiç duygusal hissetmiyorum. Bilmiyorum, belki de artık bir tık tecrübeli olduğum için olabilir. Annem gelemedi ama her gün kameradan konuşuyoruz. Halit'i görüyor, bebeğimizi görüyor, Halil'i görüyor. Annem bizi mutlu gördüğü için o da mutlu oluyor. Buradan anneme babama kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Gerçekten bazı şeyleri kendiniz aştığınız zaman bir tık daha güçlü oluyorsunuz. Mesela annem gelip gittiğinde ben böyle yıkılmıştım tamamen. Ne yapacağım? Annem yok, şimdi ne yapacağım? Nasıl edeceğim? Vesaire, bebeğe nasıl bakacağım? Halil'i nasıl büyüteceğim diye oturup düşünmüştüm. Ama şimdi kendimi daha dinç, daha güçlü hissediyorum. Çok şükür kendi başımızın çaresine bakabiliyoruz. O yüzden annemiz bir yılda kalsa, iki yılda kalsa hiçbir şekilde doyum olmaz. Rabbim başımızdan eksik etmesin. Anneleri vefat edenlere de buradan başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Peygamber Efendimiz'e komşu olsunlar inşallah. Dediğim gibi arkadaşlar, anneye babaya doyum olmuyor. Burada bir ayda dursalar, iki ayda dursalar, üç ayda dursalar biz asla doyamıyoruz. Keşke gelseler hep bizle dursalar ama dediğim gibi herkes evinde, herkes doğduğu yerde değil, doyduğu yerde. O yüzden biz onlara hiçbir şekilde takılmadık, hiçbir şekilde üzülmedim. Rabbim benimle dedim. Allah razı olsun. Bu arada hastanede hemşirelerimiz çok güzel ilgilendiler. Hatta 4 tane Türk hemşire varmış hastanede. Yeni gelmişler. 1 yıl olmuş. Yeni tanışmak nasip oldu. Hemen kağıtta bebeğin ismini görünce, cinsiyetini, işte cinsiyet deniyor burada, Türk olduğunu görünce hemen odama geldiler. Aa merhabalar, işte Türk olduğunuzu gördük. Hemen size ziyarete gelmek istedik. Hatta sizi YouTube'dan izliyoruz diyen hemşireler oldu. Onlara da buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kızlar çok ilgilendiniz. Allah razı olsun. 4 arkadaş Türkiye'den gelmişler. Buradaki özel hastanede çalışıyorlar. Onlara da buradan tekrardan YouTube üzerinden teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok fazla ilgilendiler. Hem bebekle hem benimle. Hastanede bir gece kaldık arkadaşlar. Çok fazla uzatmak istemedik. Zaten normal doğum olduğu için doktorumuz çıkabilirsiniz dedi. Çıkışımızı yaptı bir gece kaldıktan sonra. Elhamdülillah evimize daha rahatız. Bu korona olaylarından dolayı vesaire çok fazla hastanede kalmak istemedik açıkçası. Hatta beni yukarıdaki odalara almak yerine böyle hemen hemşirelere yakın bir odada aynı
kaldığım yerde tuttular. Yani ekstra başka bir odaya geçirmediler. İşte dediler ki hani sürekli yerini değiştirmek istemiyoruz. Hem bebek için hem senin için bir an önce hani toparlan ve evine git dediler. Yani çünkü bu korona olaylarından dolayı artık Medine'de de bütün hastanelerde mevcut. Biz de bir tık korktuğumuz için eşim de hemen ertesi sabah bizi çıkışımızı yaptı ve evimize geldik. Gerçekten insanın evisi gibi yok. Evimde daha rahat hissediyorum. Böyle sizlere de haber vermek istedim. Bizler iyiyiz çok şükür. Halil değil. Artık böyle rahat rahat yastık koymak videolar çekebileceğim. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben gidiyorum bebeğin yanına. Hala uyuyor ama böyle yanında hissetmesi anneyi, işte mutlu hissetmesi, huzurlu hissetmesi onu da mutlu ediyor. Bunu hissedebiliyorum gerçekten. Çünkü siz ne kadar rahat olursanız, buradan işte yeni doğum yapmış annelere de tavsiye ediyorum. Ne kadar siz pozitif olursanız bebek de o kadar pozitif oluyor. Siz ne kadar mutlu olursanız bebek de o kadar mutlu oluyor. Yazan, soran, arayan herkese çok teşekkür ediyorum. Tebriklerini gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu arada gerçekten hastanede en çok ettiğim dua, bütün bebek isteyen kardeşlerime Rabbim ikizler, üçüzler nasip etsin. Çünkü son videolarımın altına özellikle çok fazla yazan oluyordu. Benim gelinime de dua eder misin, kızıma da dua eder misin diye. Hatta o zor anlarımda dahi hep bunları düşündüm. İnşallah dedim Rabbim ikizler, üçüzler nasip etsin. Ve bebeklerinizi de alıp Medine'ye gelin. Burada misafirimiz olun. Mescid-i Nebevi'nin bahçesinde Halil'le, Halit'le koşup oynasınlar dedim. Rabbim isteyen bütün kardeşlerime de nasip etsin. Özellikle isimlerini yazanlara isimleriyle de dua ettim. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdilik videomu sonlandırıyorum. Sadece bir haftadır video atamadığım için sizlere böyle bir selam vermek istedim. Bizler çok şükür iyiyiz. İnşallah biraz toparlandığımızda ve Türkiye'de de bu vaka sayıları biraz bir tık indiğinde Mart'a doğru azalacak diyorlar ama Türkiye'ye gelmeyi düşünüyoruz. Şu anda burası hala yaz mevsimi gibi çok sıcak Medine. 29-30 derecelerde. Akşamları böyle 26-25 falan oluyor. Şu anda Türkiye çok soğuk. 13-14 derece ve bebeğimiz çok küçük. Bir de çok fazla vaka var. Buradan Medine'den İstanbul'a uçacağız. İstanbul'dan Samsun'a uçacağız. Şimdilik gelmeyi düşünmüyoruz. 1-2 ay falan böyle. İnşallah bu korona olayları biter ve biz de rahat rahat geliriz. Hepinizle de görüşürüz, tanışırız inşallah. Çünkü böyle bir buluşma düzenlemeyi düşünüyorum ama aynı zamanda da korkuyorum. İnşallah bu olaylar biter. Biz de sizlerle birlikte böyle güzel bir çay saati yaparız inşallah. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biraz toparlandığımızda İnşallah Medine'yi birlikte gezmeye devam edeceğiz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Medine'den, evimden kucak dolusu selamlar. Hoşça kalın.